My name is Mark McGann. I'm a former senior executive at Uber. And I'm here as a whistleblower. Her şey yağmurlu bir havada iki kişinin taksi bulamamasıyla başladı. Muhtemelen taksiciler bu iki kişinin başlarına bu kadar büyük bir problem oluşturacağını bilselerdi, onları istedikleri yere götürmek için sıraya girerlerdi. Günümüzde 10 milyarı aşan seferiyle 60 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahip olan Uber, daha çok bilinen ismiyle Uber, bu başarısını sadece iyi bir fikre borçlu değil. Üst düzey devlet çalışanlarıyla girdikleri kirli ilişkileri, taksicileri manipüle etmekten geri durmamaları, belge karartma konusundaki sabıkaları, başka firmalardan ticari sırları çalmaları ve kullanıcılarını habersizce takip etmesi, onların şirketlerini büyütürken karıştığı skandallardan sadece birkaçı. Bugün bu dev şirketin başarısıyla paralel ilerleyen günahlarını sizler için araştırdık. 2008'in soğuk ve fırtınalı bir Aralık günü Travis Kalanick ve Garrett Camp adlı iki arkadaş Fransa'nın başkenti Paris'te bir teknoloji konferansına gitti. İkisi de daha bir sene önce girişimcisi oldukları şirketleri başarısız olduğu için o işi bırakmak zorunda kalmıştı. Konferanstan çıktıklarında hava iyice bozmuştu. Şiddetli bir yağmur ve fırtına nedeniyle başkent Paris'teki tüm taksiler doluydu, binebilecekleri bir araç bulamadılar. Tam olarak bu anda keşke yoldan geçen taksileri durdurmayı denemek yerine telefondan araç çağırabileceğimiz kolay bir uygulama olsaydı diye düşünmeye başladılar. Bu fikir ikisinin de aklına yatmıştı. Amerika'ya geri döndüklerinde yeni girişimlerini hayata geçirmek için harekete geçtiler. Aradan 4 ay geçtikten sonra iki girişimci akıllı telefonlar üzerinden tek tuşla araç çağrılmasını sağlayan uygulamayı geliştirmeyi başardı. Şirket sermaye sahipleri tarafından oldukça beğenilince milyonlarca dolar yatırım almayı da başardı. 3 yıl sonra ilk uluslararası faaliyetini fikrin doğduğu kent olan Paris'te başlattı. Tarihler 2015 Aralık'ı gösterdiğinde, yani Uber ilk yolcusunu taşıdıktan 5,5 yıl sonra tam 1 milyarıncı yolcu taşımasını gerçekleştirdi. Sonraki yıllarda da yemek dağıtım hizmetinden feribota, yük taşımacılığından otonom araç geliştirmeye kadar birçok farklı alanda faaliyet göstermeye devam etti. Günümüzde 64 milyar dolarlık piyasa değeriyle sektörünün lideri olmaya da devam ediyor. Tabii kısa sürede gelen bu başarının yanında skandallar hiçbir zaman eksik olmadı. February 19th, 2017. I published a blog post about my experiences as a female software engineer at Uber. Susan Fowler, 2015 yılında Uber'de işe başlamasından kısa bir süre sonra yöneticisinin sözlü ve yazılı tacizine uğramaya başladı. Fowler önce bu tacizlerin bitmesini beklemeyi tercih etti. Fakat yöneticisinin eylemlerinde herhangi bir değişiklik olmaması nedeniyle konuyu insan kaynaklarına taşımaya karar verdi. Yöneticisiyle arasında geçen yazışmaların ekran görüntülerini insan kaynaklarına ileten Fowler, söz konusu yöneticiyle ilgili iyi bir iş performansı olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayacağının geri dönüşünü aldı. Bu durum karşısında yaşadıklarını kişisel bloğunda kaleme alan Fowler'ın yazısı tüm dünyada geniş yankı buldu. Olayın infial uyandırması nedeniyle Uber bir açıklama yaparak bu iddiaların kurumun tüm ilkelerini ihlal ettiğini ve acil bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklama kamuoyuna yeterli gelmedi ve başta şirketin CEO'su Travis Kalanick olmak üzere birçok üst düzey yönetici görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu şirket içerisindeki tek taciz skandalı değildi. Aynı dönemde şirketin Asya direktörünün Hindistan'daki bir cinsel saldırı olayını örtbas etmeye çalıştığı ortaya çıkınca Haziran 2017'de o da istifa etmek zorunda kaldı. 2016'nın Ağustos ayında Anthony Lewandowski ismindeki kıdemli bir mühendis Uber'de çalışmaya başladı. Uber o dönem sürücüsüz araç teknolojilerine oldukça yoğun yatırım yapıyordu. Lewandowski Uber'e geçmeden önce sürücüsüz araç teknolojileri üzerine çalışan Google'ın bir alt şirketinde çalışıyordu. Şirketinden ayrılmadan önce iş bilgisayarından tam 14.000 dosyayı indirmişti. Şubat 2017'de Google, sürücüsüz araç teknolojileri üzerine yaptığı yüksek gizlilikteki belgeleri çaldığı iddiasıyla Uber'e ve Lewandowski'ye dava açtı. Davanın merkezindeki isim Lewandowski, mahkemede susma hakkını kullanarak suçsuz olduğunu savundu. Uber ise şirketlerinde farklı bir teknoloji kullandıklarını iddia etti. Fakat gerek Uber'in mahkemeye verdiği belgelerde Lewandowski'nin bilgisayarın içeriğine dair bir bilginin olmaması, gerek mühendisin sessiz kalmayı sürdürmesi, yüksek gizlilikteki bilgilerin çalındığına dair ihtimalleri güçlendirdi. Lewandowski'nin mahkemeyle işbirliği yapmayarak çalınan dosyaları geri getirmemesi üzerine Uber mühendisini kovdu. Uzun süren davalar sonucunda Lewandowski toplam 4 yıl hapis ve 179 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Uber ise Google'la anlaşma yoluna giderek 245 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Well, in most of the countries under my jurisdiction, Uber was not allowed, was not authorized, was not legal. Videonun başında da gördüğümüz Mark McGann, uzun bir dönem lobicilik faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak Uber'de görev yaptı.
Şirketten ayrıldıktan sonra 2013-2017 yılları arasını kapsayan 83 bin e-mail ve binden fazla konuşmayı kamuoyuna sızdırdı. Sızdırılan belgelerde ortaya çıkanlarsa oldukça şok ediciydi. McGann'den edinilen bilgilere göre Uber, fikrin ilk ortaya çıktığı ülke olan Fransa'da var olabilmek ve yasaları kendi lehine çevirebilmek amacıyla dönemin ekonomi bakanıyla çok yakın ilişki kurmuştu. Bu ekonomi bakanı birkaç yıl sonra Fransa devlet başkanı olacak Emmanuel Macron'dan başkası değildi. Güçlü bir diyalog geliştiren Macron ve Uber yetkilileri defalarca bir araya gelse de çoğu kamuoyuna duyurulmadı. Fransa'da taksiciler Uber şoförlerinin herhangi bir lisansa sahip olmadan ve bürokratik hiçbir engele takılmadan hizmet vermesi nedeniyle defalarca protesto gösterisi düzenledi. Bu protestolar meydana gelirken Macron, Uber'in CEO'suna senli benli mailler atıyor ve şirketin işlerini kolaylaştırmak için vaatlerde bulunuyordu. Bu vaadini yerine getiren Macron, yaşanan gösterilerden yalnızca birkaç ay sonra Uber şoförlerine lisans vermeyi kolaylaştıran bir anlaşmaya imza attı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Nelly Kuş da Uber'le kirli ilişkileri olan bir başka üst düzey bürokrattı. Kuş, Avrupa Komisyonu adına dijital rekabet kurallarından sorumlu olduğu dönemde Kalanick'le çok yakın ilişki içerisindeydi. Kuş, Uber'in rakiplerinin yüksek meblağlarda ceza almasını sağlayabilecek bir konumda bulunuyordu. Yasalara göre Avrupa Komisyonu'ndan ayrıldıktan sonra 18 ay bekleme süresine de riayet etmeyen Kuş, arka planda Uber'li yetkililerle yazışıyordu. Görevini bıraktıktan 18 ay sonra resmi olarak Uber'de çalışmaya başlayan Kuş, bu dönemde Hollanda'daki bir soruşturmaya müdahale edebilmek amacıyla ülkenin bakanlarından birisine baskı yapmış ve hatta ona hakaret etmişti. Sızdırılan başka belgelere göre çeşitli nedenlerle Uber'in ofislerine yapılan polis baskınlarında şirketin özel bir yok etme butonu kullandığı ortaya çıktı. Yazışmalarda şirketin eski CEO'sunun polis baskınları nedeniyle Hollanda'da yok etme butonuna basılması talimatını bizzat verdiği belirlendi. Bu butona basılması sonrası şirketin tüm gizli bilgileri siliniyor ve bu sayede resmi makamlardan sorun oluşturabilecek belgeler gizlenebiliyordu. Eski Uber CEO'su Travis Kalanick'in taksicileri kışkırtmak için eylem organize ettiği de belgelerin içerisinde yer alan yazışmalarında bulundu. Sızdırılan maillerde Kalanick, 29 Ocak 2016'da diğer üst düzey yöneticilere attığı mesajlarda Paris'te gösteri düzenleyen taksicilere karşı eylem düzenlemeyi planladığını söyledi. Bazı yöneticiler bu eylem nedeniyle taksicilerle Uber sürücülerinin çatışabileceğini belirterek tedirginliklerini iletti. Kalanick üst düzey yöneticilerinin soru işaretlerine şöyle yanıt verdi. Eğer 50 bin yolcumuz varsa hiçbir şey yapmaz ve yapamazlar. Bence buna değer. Şiddet başarıyı güvence altına alır. Ve bu adamlara direnmemiz gerekiyor değil mi? Bu talimat sonrası Uber sürücüleri taksi şoförlerine karşı bir eylem düzenledi. Kalanick'in beklediği gibi olmuştu. 50 taksici Uber şoförlerine saldırarak çatıştı. Bu durumun olacağını önceden bilen şirket yetkilileri ise çatışma görüntülerini Uber lehine olumlu algı oluşturacak şekilde medyaya sızdırdı. Some people don't like to take responsibility for their shit. They blame everything in their life on somebody else. Email for town car. Good luck. Good luck to you too. 2008'de fırtınalı bir akşamda taksi bulamadığı için Uber girişimini başlatan iki kurucudan birisi olan, aynı zamanda şirketin taciz ve yönetim eksiklikleri nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Travis Kalanick, bir Uber şoförüyle kavga ediyor. Yaşanan kavgada Uber şoförü, ücretlerin düşmesinden dolayı gelirinin azalmasından kaynaklı şikayetlerini dile getiriyor. Kalanick ise bu itiraza karşı defalarca küfrederek karşı çıkıyor ve sinirle arabadan ayrılıyor. Görüntüler kamuoyuna yansıdıktan sonra çalışanlarına bir mail atmak zorunda kalan Uber patronu, Uber şoföründen özür diledi ve artık büyümesi gerektiğini söyleyerek liderlik konusunda eğitim alma sözü verdi. Bir teknoloji firmasının günahlarından bahsedip de veri ihlallerini anmamak olmaz. 2017'de güvenlik araştırmacısı Will Strafek yaptığı açıklamada Uber uygulaması yüklü iPhone sahiplerinin ekranlarının tamamının kayıt altına alındığını ortaya çıkardı. Bu güvenlik krizinin önceden de Apple'la aralarında anlaşmazlığa neden olduğu, hatta Apple'ın patronu Tim Cook'un Uber yetkililerini uyararak gerekli önlemleri almadıkları takdirde uygulamayı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiği öğrenildi. Uber ise konuya dair yapmak zorunda kaldığı açıklamasında iPhone kullanıcıların gizliliklerinin ihlal edilmediğinin, yalnızca telefonda görüntülenen haritaların Apple Watch'a gönderilmesi için kullanıldığını açıkladı. Uber, yaşanan onlarca skandal sonrası başta şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Travis Kalanick olmak üzere birçok üst düzey yöneticiyi uzaklaştırdı. Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vererek şirketin itibarını düzeltmek için yıllardır çalışma yapan Uber, yine de 2021'de yapılan bir araştırmaya göre Amerika'nın en nefret edilen şirketi unvanını kazandı. Önümüzdeki yıllarda şirketin isminin üzerindeki skandalların unutturulup unutturulmayacağını ise atacakları adımlar belirleyecek diyebiliriz.
My name is Mark McGann. I'm a former senior executive at Uber and I'm here as a whistleblower. Her şey yağmurlu bir havada iki kişinin taksi bulamamasıyla başladı. Muhtemelen taksiciler bu iki kişinin başlarına bu kadar büyük bir problem oluşturacağını bilselerdi, onları istedikleri yere götürmek için sıraya girerlerdi.